Arkadaşlar yeniden merhabalar. Tabi gazete olup bitenleri sizlere anlatırken dışarıda önemli şeyler oluyor. Özellikle Gazze ile bağlantılı, Gazze'de yapılan o orantısız güç, Gazze'de yapılan bu katlamla ilgili bazı önemli gelişmeler var. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir durum söz konusu oldu. Ve her zaman sizlere anlatırız ya Türkiye tehdit ediliyor. Bekamıza karşı işte bir takım planlar, projeler geliştiriyor. Türkiye'yi tehdit ediyorlar diye bazen e, sizlere analizler yapıyoruz. Şimdi ise Türkiye resmen İsrail'i tehdit etti. Peki neden? Neler oluyor? Bir, iki, değerli dostlar Deniz'de Basra Körfezi'nde gerçekten ilginç şeyler oluyor. Bunları dile getirmek lazım. Bütün gözlerin Gazze'ye odaklandığı o katliama haklı olarak odaklandığı bir dönemde gözleri birileri Gazze'den uzaklaştırıp başka yerlere çevirmeyi deniyor. Ve bu yüzden de planlar yapıyorlar. Bu planlara dikkat etmek lazım. Şimdi e, sizlere şunu aktaracağım. Dün akşamdan itibaren İsrail medyası çok ilginç bir haber geçti. Ve İsrail medyası derken devlet televizyonu, doğrudan devlet televizyonunda ilginç bir haber geçti. O da şu: Şimbet yani İsrail İç İstihbarat Örgütünün başkanı çıktı açık açık o ses kaydı sızdırıldı. Açık açık dedi ki Türkiye'de, Katar'da ve Lübnan'da Hamas üyelerine karşı operasyon yapacağız. Değerli dostlar bu gerçekten çok tehlikeli bir açıklamaydı. Yani şimdi diyeceğim ki ya başka bir basında çıksa yalan haber vesaire filan ama bakın bu haber bu ses kaydı nerede çıktı? İsrail Devlet Televizyonu'nda. Daha sonra Wall Street Journal yani uluslararası baronların sesi olan o gazete aynı şeyi aldı ve e, önemli bir haber olarak geçti. Tüm dünyaya okuyacak şekilde, bildirecek şekilde. Peki neler oluyor? Bir, iki, Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri bir oyun sergiliyor. Bu oyuna dikkat etmek lazım. Nedir o oyun? Şimdi biliyorsunuz İsrail'e karşı Arap devletlerini susturdular. Tehdit etti. Netanyahu sesini çıkarsa sizi de aynen Gazze gibi yaparız dedi. Ve Maalesef ve maalesef o Arap devletlerini yöneten yöneticiler bu tehditten korkup ağızlarına bant çektiler. Ama ağızlarına bant çekmeyen, konuşan bir yer var, bir bölge var. Yemen bölgesi, Husiler. Yani İran destekli Husiler enteresan şeyler yapıyorlar. Şimdi tabii ki iyi niyetle yapılan ve Gazze'deki katliama sessiz kalmayan elimden gelen ne varsa onu yapmaya çalışan samimi insanları bunun dışında sayıyorum ve onları gerçekten önemsiyorum. Fakat özellikle Kızıl Deniz'deki e, ticari gemilere saldırma olayı, burada İHA ve SİHA'ları kullanma ve özellikle İran'ın buna sessiz kalması dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Gazze'den gözleri Basra'ya çevirmek için yapmış olduğu planlara açık ne şekilde alet oluyorlar. Ve Amerika dikkat ederseniz 3 günden beri Pentagon, Beyaz Saray şu açıklamayı yapıyor. Basra Körfezi'nde, Kızıldeniz'de ticari gemilere dönük saldırılar tespit ediyoruz ve 3 tane e, İHA, SİHA düşürdük dedi. SİHA. Yani bunlar silahlı olup olmadığını bilmiyoruz. İHA düşürdük dedi. Şimdi bu iş başka bir noktaya gidiyor. Öncelikle bunu anlatayım. Sonra Türkiye, İsrail'i neden tehdit etti onu da anlatacağım. Şimdi ticari gemilere e, saldırı düzenlemek, uluslararası sularda saldırı düzenlemek esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok çok işine geliyor. Tabi bu da bir suçtur. Eğer gayri yasal işler yapmıyorlarsa, eğer bir ülkeye tehdit oluşturmuyorlarsa sivil gemileri ve e, ticari gemileri vurmak elbette uluslararası hukuka göre suç. Şimdi neden özellikle Husiler bu ticari gemileri hedef alıyor? Neden Amerika özellikle bunu gündeme taşıyor? şunu yapmak istiyorlar. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda da aynı şeyi söylediler. O savaşın nedenlerinden bir tanesi de hatta 1. Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde ileri sürdüler. Ticari gemilere yapılan saldırılar. Bunu bahane ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani Körfez'de o Gazze'de yapılan katliamı Körfez'in diğer ülkelerine, diğer masumlar üzerine yaymak, oralarda çıkarmak için bir plan, bir hazırlık yapıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu oyuna gelmemek lazım. Diğer taraftan eğer Husiler gerçekten samimi iseler neden İsrail hedeflerine atmıyorlar da uluslararası ticari gemilere atıyorlar bu füzeleri ya da efendim o İHA sihaları niye oraya gönderiyorlar? Yine İran bakın bir şey yaptığı da yok esasında. Şimdi Lübnan'dan bir iki e, Hizbullah eliyle işte füze atıyor vesaire filan ciddi olmayan şeyler. Fakat İran Amerikan savaş gemileri üzerinde işte İHA SİHA uçuruyor vesaire filan. Yaptığı bir şey de yok. Sadece böyle bir Ortamı germe, ortamı savaşa hazırlama gibi bir rol üstlendiğini açık ne şekilde e, sanki e, sizler gibi. Yani dışarıdan öyle gözüküyor. ha Husilerin yaptığı e, açık net bir şekilde eğer sivil gemilere hedef alıyorlarsa suç. Amerika buna şimdilik ses çıkarmıyor. Acaba Amerika bunu bahane ederek Yemen'e, Irak'a bir saldırı düzenler mi? Bakın burada kayda geçtin. Amerika'nın planı bu. Ya da Suriye'deki Tırnak içerisinde yarım kalan işlerini bitirmeye dönük bir hamle olabilir mi? Bölgede İsrail'in imdadına yetişecek, Gazze'yi unutturacak yeni bir e, savaş alanı, yeni bir cephe açmak istiyor olabilir mi? O yüzden bu tuzağa düşmemek lazım. Eğer gerçekten samimiler şeyler, e, husiler, ya İsrail topraklarına atsınlar ya da efendim işte İsrail hedeflerine atsınlar. Neden <laughs> özür dilerim neden ısrarla sivil gemileri hedef alıyorlar? Bu düşündürücü bir konu. İkinci bir konu şu. Değerli dostlar, İsrail'in içi şu anda fokur fokur kaynıyor. Kim ne derse desin. Yani İsrail'in içerisinde efendim öyle göründüğü gibi birlik, beraberlik falan yok. Açık net şekilde devlet kurumları şu anda birbirleriyle açık şekilde kavgalı. Kavga ediyorlar. Niye? Geçen hafta Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant ayrı ayrı basın toplantısı düzenlediler. Şimdi gazeteciler soruyor. Neden birlikte basın toplantısı yapmıyorsunuz da ayrı ayrı basın toplantısı yapıyorsunuz, düzenliyorsunuz? E, Netanyahu'nun vermiş olduğu cevap şu. Ben savunma bakanına teklif ettim ama o teklifi kabul etmedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkenin başbakanı işte savunma bakanına gel beraber açıklama yapalım diyor ve o savunma bakanı reddediyor. Ve tek tek açıklama yapıyorlar, basın açıklaması yapıyorlar. Peki neler oluyor? Ne oluyor? Neden bu ayrılık? Netanyahu gözden mi çıkarıldı ki? Çünkü halkta da ciddi anlamda Netanyahu'ya karşı bir öfke oluşuyor. Bir kin var. Çünkü Netanyahu'yu bakın devlet kurumları arasındaki birbirleriyle olan çatışma e, ve kızgınlık diyorum ya Netanyahu'ya karşı yargıda harekete geçti ve bu savaş nedeniyle ya da İs İsrail'in deyimiyle söylüyorum, savaş nedeniyle bir süre durdurulan yargılamalar, o yargı reformu nedeniyle, yolsuzluklar nedeniyle hani e, Netanyahu yargılanıyordu ya o yargılamalar yeniden başlıyor. Şimdi bu da enteresan. Yine başka bir enteresan nokta da şu. Biliyorsunuz Netanyahu işte 7 Ekim Hamas'ın o saldırısının e, asıl e, şeyleri, e, sebebi, müsebbipleri işte askeri istihbarat ve iç istihbarat örgütü olduğunu söyledi. Bu yönde bir tweet attı ve daha sonra bu tweet silerek özür dilemek zorunda kaldı. Yani İsrail'deki devlet kurumları birbirleriyle şu anda kavga halinde. Bakmayın siz. Sesleri belki pek çıkmıyor ama bunu takip eden insanlar bizler rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Yine muhalefet Netanyahu'nun görevden alınmasını istiyor. Yine muhalefet yani bu savaş kabinesi içerisindeki partiler artık Netanyahu'nun gitmesi gerektiğini söylüyor açıktan. Amerika'da bir grup, bir etkin grup da Netanyahu'nun artık giderek yerine başkasının gelmesini istiyor. Yani bir çatırdama, bir orada bir çakışma var. Şimdi tam da Böyle bir ortamda İsrail'de İsrail'den enteresan bir çıkış geldi. Söylediğim gibi İsrail İç İstihbarat Örgütünün başkanı çıkıp dedi ki Türkiye'de, Katar'da, efendim Lübnan'da biz operasyon yapacağız. Kime karşı? Hamas'ın bu ülkelerde bulunan bazı üyelerine ya da bazı işte efendim Hamas üst düzey yetkililerine biz operasyon yapacağız. Ya bir devlet aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir ki böyle bir açıklama yapsın. Bu suçtur ve uluslararası hukukta da ciddi yaptırımları olan bir şey esasında. Nitekim de Türkiye bu açıklamayı duyar duymaz bakın alır almaz ne yaptı? Açık net şekilde şu açıklamayı yaptı. Dışişleri Bakanlığı dedi ki bakanlığı bunun açık net şekilde ağır sonuçları olur dedi. İsrail'i tehdit etti. Etmesi de gerekiyordu. Çünkü İsrail öyle Türkiye'yi Efendim Mısır'a, efendim Suriye'ye, efendim Irak'a benzetmesin. Türkiye Cumhuriyeti devleti köklü bir devlettir. Bizim devletimizin 2000 yıllık bir tarihi vardır. Belki daha geçmişe giden bir tarihimiz vardır. O yüzden değerli dostlar İsrail'in böyle Hamaset şeklinde bir laf ortaya atıp Türkiye'ye karşı operasyon yapacağız. Efendim işte bakın aklınızı başınıza alın diye, diyen bu açıklamasını Türkiye derhal iade etti. Şimdi Bakın niye bunu yapıyorlar onu söyleyeyim. Zira değerli dostlar bir ülke bir ülkenin istihbaratı bir başka ülkede eğer operasyon yapacaksa bunu iç istihbarat örgütü yapmaz. Kim yapar? Dış istihbarat örgütü. Yani bu açıklamayı normalde Mossad yapması gerekirken Şimmet yapıyor. Yani iç istihbarat örgütü yapıyor. Bu çok enteresan. Bu ya devlet kurumları arasındaki o bahsetmiş olduğum kavgadan kaynaklı bir şey ya da bambaşka bir oyunun peşindeler. Ben bambaşka bir oyunun peşinde olduğunu düşünüyorum. O oyunu da sizlere açıklamak istiyorum. Şöyle, şimdi İsrail sıkıştı. Dünyanın bin bir yerinde protestolar gerçekleşiyor. İstedikleri gibi gitmiyor. Bak onu söyleyeyim. Savaş da onların deyimiyle söylüyorum. Savaş da istedikleri gibi gitmiyor. Bakın Kuzey Gazze'ye dünya kadar bomba attılar. Bugüne kadar görülmemiş sayıda bomba attılar. Yerle bir ettiler. Gazze'nin %60'ını yakıp yıktılar. Buna rağmen daha Kuzey e, Gazze'de kontrolü sağlayamadılar. Orada Hamas açıklama yapıyor. Diyor ki 28 tane İsrail'in zırhlısını tankını e, yok ettik. Oradan hala Kuzey e, Gazze'den İsrail'e roketler atılıyor. Demek ki orada bir kontrol söz konusu değil. Bunu bastırmak için Güney Gazze'ye saldırdılar. Oraya kara harekatı başlatıyorlar. Ama gerçekten de bakın iki ay oldu bir ilerleme kaydedemediler. Bunun vermiş olduğu sıkıntı dünya kamuoyu önünde açık net şekilde e, katliamcı olduğu, dünyanın önünde, gözü önünde efendim bu cinayetleri işleyen bir devlet olmasına nedeniyle tepkiler artıyor. Hem siyasi hem sosyal hem halktan tepkiler artıyor. Bunun üstünü örtmek için şimdi İsrail gözleri başka yerlere çevirmek istiyor. Buna dikkat etmek lazım. Husilerden bahsettim ya bakın bir yandan Husiler işte ticari gemilerin e, gemilere e, şey gönderiyor, füze atıyor ya da dronlar gönderiyor vesaire filan. Burada Amerika'ya sanki yardımcı oluyorlar, savaşı başka noktaya taşımak istiyorlar. Diğer taraftan da bakın İsrail iç istihbaratı bunu bu açıklamaya yaparak şimdi savaşı onların deyimiyle başka yerlere yaymak istiyorlar. Ne olacak? Bakacaksın ki bir ülkede Türkiye'de mesela iç kaos ve kargaşa. Buna dikkat etmek lazım. Ben bu mesajın Açıktan bu şekilde verilmesini şöyle yorumluyorum. Bunlar Türkiye'de, Türkiye kamuoyunda bir şeyler tezyahlıyorlar. O da şu. Bakın suikastlara dikkat etmek lazım. Tekrar ediyorum. Bu İsrail'lere, şey Hamaslılara yapılmayabilir. Bambaşka bir hedefe ya da hedeflere yönelik suikastlar gerçekleştirebilir. Türkiye'nin içinde bir kaos kargaşa oluşturmak isteyebilirler. Neden? Şimdi değerli dostlar bazen biz İktidarı da eleştiriyoruz, devleti de eleştiriyoruz. Yanlış olan şeyleri tabii ki eleştireceğiz. Özellikle iktidarın bu Gazze Savaşı'nda eleştirdikleri bir yer var. Ya işte sesini fazla çıkaramıyor, şunu yapamadı, ordu gönderemedi, asker gönderemedi. İşte vay efendim İHA'ları, SİHA'ları oraya niye gönderemedi? Şimdi bunları siz, biz, sokaktaki insan konuşabilir. Ama devlet her zaman söylüyorum, devlet aklı farklı çalışır. O da şu, değerli dostlar Türkiye'nin buraya tek başına müdahale etme gibi bir yetkisi de yok. Ve devlet aklı da bunu gerektirmez. Millet aklı da esasında gerektirmez. Zira 3. Dünya Savaşı'na siz e, davetiye çıkarırsınız. Diğer taraftan baktığım zaman her türlü eleştiriye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve iktidarın bugün Gazze için elinden geleni yaptığını görüyorum. Şimdi ticari gemiler gidiyormuş vesaire filan o ayrı bir konu. Bakın eskiden de gidiyordu ve savaşlarda da unutmayın savaşlarda da savaşan ülkeler dahi birbirine silah gönderdiğini unutmayın. Ben silah göndersin falan demiyorum. Nitekim de iletişim başkanlığı o gönderilen işte yelekler vesaire falan bunları yalanladı. O ayrı bir konu. Şimdi burada Türkiye'nin sesi çok çıkıyor. Kim ne derse desin. Bir cumhurbaşkanı düşünün. Yani bir devleti yönetiyor. Çıkıyor diyor ki Netanyahu kasap diyor. Netanyahu uluslararası ceza mahkemesinde mutlaka yargılanmalı. Biz elimizden gelen tüm delilleri topladık, hazırladık. Uluslararası ceza mahkemesine Suç duyurusunda bulunacağız, vereceğiz bunları diyor. Ya bu, bu büyük bir şey esasında. Yani bunu küçümsemeyin. İki, Gazze'de yapılanları işte o burada yasaklı kelime bu şekilde nitelendiriyor. Efendim e, oradaki diplomatik misyonlarını çekiyor. Efendim uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için Birleşmiş Milletlerle e, ortak programlar yapıyorlar, planlar yapıyorlar. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuyorlar. Ve bulunuyor ve Arap ülkelerinin liderlerini cesaretlendirici adımlar atıyor. Her platformda Filistin'i dünyaya duyurmak istiyor onların sesini. Şimdi bu önemli bir şey. Çünkü bakın diğer siyasiler bunu yapmıyor. Arap ülkelerinin liderleri bunu yapmıyor. Şimdi İsrail bunu gördü. Ne yapıyor? Diyor ki Türkiye'yi şöyle bir oyalayalım. Yani içeride bir kaos kargaşa çıkarmak için efendim oradaki bazı hedeflere biz yönelik bir eylem yapalım. Mossad ajanları mı gelip yapacak? Hayır. Bakın burada yanılmayın. Eğer böyle bir şey olacaksa içeride maşa çok. Çünkü hatırlayın 2021 yılında Konya'da 15 kişilik bir Mossad ekibi çetesi çökertildi. Çok önemli bir operasyondu. MIT bugüne kadar Mossad'ın Türkiye'de yapmak istediği suikastlara engel oldu. Bu zoruna gidiyor Mossad'ın. İsrail'in zoruna gidiyor. O çetede kimler vardı? Filistinlileri kullandılar. Dikkat edin. Bakın o e, 2021 yılındaki e, Mossad'ın çökertilen e, şeyi, timi kimlerden oluşturuyor, oluşuyordu? Filistinlilerden oluşuyordu. Türkiye'deki Filistinliler bunu itiraf ettiler. Onu çökerttik. Yine geçtiğimiz günlerde MIT çok önemli bir operasyon yaptı. Niye? Çünkü Demir Kubbe'yi çökerten, yazılımını e, siber saldırıyı bilen o yazılımı çökerten bir kişi vardı. Omer isimli Filistinli bir kişi. Dolayısıyla bunu Türkiye'ye getirdi e, MIT. MIT Türkiye'ye getirdi. Sonra Malezya'ya gidince orada Mossad bunu yakaladı. Ve tam İsrail'e kaçacakları sırada MIT burada bunu e, Malezya yetkililerine bildirerek MIT oradan alıp tekrar Türkiye'ye getirdi. Bu zorlarına gidiyor. Mossad'a darbe üzerine darbe vurdu Türkiye. Yani Milli istihbarat Teşkilatımız. O yüzden savaşı başka alanlara çevirerek burada bir kaos kargaşa oluşturup Türkiye'nin Gazze'ye müdahalesini engellemek. Müdahale derken sözlü müdahale. Yani uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi. Efendim işte e, siyasi toplantılarda Gazze'nin durumunu belirtilmesi, Gazze'nin durumunu e, dünyaya duyurması bu konularda dur, elini çek diyor artık. Daha konuşma. Mesaj bu. Diğer taraftan şimdi bak Katar aynı şekilde Katar'a da diyor ve Lübnan'a da diyor. Ama Mısır'a söylemiyor mesela. Yani Hamas'ın e, siyasi liderlerinden e, fazlasıyla var Mısır'da. İran'da var. Bakın bunlara söylemiyor. O da enteresan. Dolayısıyla hedef ülke kim? Hedef ülke Türkiye. Ama Türkiye bu sefer gerekeni yaptı. Anında buna cevabını verdi. Ve bana göre e, İsrail'i Mossadı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığımız e, daha geniş çerçevede Türk Devleti açık ne şekilde tehdit etti. Eğer bunu yaparsanız diyor çok ağır sonuçları olur. Yapamazsın diyor. Yaptırmayacaklar da ama üzüldüğüm şey şu. Ya bizim gibi devletlerde yani maalesef bizim vatanseverlerimiz, bizim vatan delileri fazlasıyla var. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi çok seviyoruz ama bu ülkenin içerisinde hain bulmak da zor değil. O yüzden tarihi bir sözdür bu. Ha bunları bulup illa içimizden biri derken bunun Türk olması gerekmiyor. <laughs> Türk gibi davranıp esasında Türk olmayan kişiler de var bu ülkede. Bunlar var. Diğer taraftan Filistinli elbette Mosad'a çalışan içimizde mutlaka ve mutlaka ajanlar var. Ya da bir başka ülkenin vatandaşları ya da bir başka uyruk vesaire filan. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı bundan sonra gözünü dört açmalıdır. Eğer böyle bir şey olursa ki ben bunun Türkiye'deki efendim üst düzey işte Hamas yetkilisi kim var yani bu kadar Hamas'ı dışarıdan yönetebilecek Hamas'ın içini efendim bilen ya da Hamas'ı tamamen irtibatlı şekilde buradan yöneten bir siyasi lider Türkiye'de olmadığına göre bunu kim bu hedefler kim? Bu çok önemli. Ben bu hedeflerin sadece eee Filistinliler ya da Hamas üyeleri olduğunu düşünmüyorum. Bu hedefler Türkiye'de önemli isimler olabilir. Türkiye'nin içini karıştırmak için böyle bir yöntem seçilebilir. Çünkü bölgedeki devletler bir şekilde susturulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Zaten Arap devletleri bir tehditle susturuldu susmayan bakın Katar da esasında burada çaba harcıyor. Uluslararası alanda gerçekten Filistinlilerin sesini duyurmak için sosyal projeler yapıyor, lobiler yaptırıyor vesaire filan. Türkiye dediğim gibi o da Türkiye'de uluslararası alanda Filistinlilerin sesini duyurmak için bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzıyla dünyaya duyuruyor. O yüzden Lübnan'da zaman zaman halk hareketleri var ve tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla İsrail'e duyulan kini sokaklara taşıyorlar. Bundan da rahatsızlar. Bu üç devleti üstü kapalı tehdit ediyorlar. Gücünüz yetiyorsa hadi yapın. Belki Katar'da yapabilirsiniz. Belki Lübnan'da yapabilirsiniz ama Türkiye'de yapamazsınız. Artık eski Türkiye falan yok kardeşim. Türk milleti kenetlenmiş. Neyin ne olduğunu biliyor. O yüzden Türk devleti de her türlü tedbiri almış ve dolayısıyla İsrail'i açık ne şekilde tehdit etmiştir. Hadi yapacağım varsa göreceğin de var demiştir. Bunları sizlere aktarmak istedim. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.